İşle ilgili bir zorluğumuz olmadı. Tabii ki insanlar ilk zamanlar çekindiler. Hani büfeden yemek yenir mi? Seyyar köfteciden köfte alınır mı? Yılmaz Kaya 1967 doğumlu, Kars Sarıkamış Gülantap köyünde doğdum ben, dünyaya geldim. 1978'de Ankara'ya göçmek zorunda kaldık. Rahmetlik babam çiftçilik yapardı. Biz de Ankara'ya geldikten sonra tabii ki bizim çalışmamız gerekiyordu. Yani bir yerde eve hem katkıda bulunmak hem destekte bulunmak. Ben 11 yaşındayken bir lokantanın birine girdim. 11 yaşındayken işte komi olarak çalıştık. Belirli bir zaman sonra komilikten sonra işte 17 yaşındayken falan dönerci ustası oldum ben. 3 yıl dönercilik yaptıktan sonra işte büyük sanayi İskitler'e ben geldim, büyük sanayide. Biz belediyeden küçük bir yer aldık seyyar köfteci büfesi olarak. Şimdi biz büfemizi kurunca o zaman belediyenin istediği renk vardı. Mavi olacak bütün büfeler diyordu. Biz de mavi büfe olarak köfteci büfemizi kurduk. Tabii biz kurduktan sonra masa sandalyemiz yoktu. İşte ekmek kasaları falan vardı. Onların üstlerinde insanlar ekmeklerini falan yiyorlardı. Belli bir zaman sonra tabii işimiz biraz gelişti. Sonra ailemin desteğiyle işte eşim bana yardım etti hani bu işte. İşimizi geliştirmeye başladık. İnsanlar köftemizi beğendikten sonra, yaptığımız işi beğendikten sonra işimiz gittikçe gelişmeye başladı. Büfemizi sonra tekrar biraz daha modern bir hale getirdik. 9 yıl falan böyle büfe sektörüyle bu işi devam ettik. 9 yıldan sonra karşımızda bir satılık bir, yani devren satılık bir yer vardı. Orayı biz kiraladık. Esas bizim köfteciyi biz orada kurduk. İlk buraya başladığımızda köfteci olarak başladık. Esas bizim ana maddemiz, ana ürünümüz köfteciydi. Belli bir zaman sonra tabii müessese yer büyüyünce de insanlar geldiler. Farklı ürünler. Zaten benim esas mesleğim de dönercilik olduğu için, dönerden de çok iyi anladığımız için İkinci ürün olarak döner koyduk. Yani döner koyduk müessesemize. Döner de insanlar bir beğendikten sonra bir çeşit daha koyalım dedik. Bu sefer ne yaptık? Kavurmayı yaptık. Kavurmamız da çok güzel. Dana etinden yapılan bir ürün. Buraya kadar geldik. Tabii belli bir zaman sonra yanımda Gökhan oğlum var. O da şu anda benimle beraber bu işi yapıyor. Benden sonra da bu işi devam ettirecek. Şu an ondan beraber bu işi yürütüyoruz. İsmim Gökhan Kaya. 1993 doğumluyum. 30 yaşındayım. Yılma Usta'nın oğluyum. Bizim köfteciye başladığım zamanlar, o zamanlar okuyordum. Okuduğum dönemlerde diyelim ki tatil günleri, hafta sonları babama sadece yardım amaçlı gelmeye başlamıştım. Satacağımız ürünlerde de biz eğer ki memnun olacağız ki karşı taraf da memnun olsun, yaptığımız iş o kadar kaliteli olması lazımdı. Ben her zaman babamı örnek almaya hani hep gayret gösterdim. Şimdi müessesemiz tabii ki biz büyüttükten sonra yaklaşık bizim müessesemiz 700 kişiyi aynı anda alabilen bir yere dönüştü. Müessesemizin oturum alanı yaklaşık 1200 metrekare bir alan. Dışarıda park alanlarımız var, valelerimiz var gelen misafirlerimize hizmet verebilmek için. İnsanların ailesine rahatlıkla gelip oturup yemek yiyebileceği bir yer burası. Fiyatlarımız da uygundur. Yani şeye göre, piyasaya göre biz fiyatlarımızı elimizden geldiği kadar uygun tutuyoruz. Müşterilerimiz buraya geldiği zaman ürünlerin nerede hazırlandığını, ürünlerin ne şekilde yapıldığını kendi gözleriyle görüyorlar. Çünkü her şey müşterilerin gözünün önünde yapılıyor. İnsanlar ne aldığını biliyor. Yani ne yediğini de biliyor. Yani döner alacaksa dönercinin yanında duruyor zaten insanlar. Ya da kavurma yiyecekse gözünün önünde veriyor. Bütün ürünlerimiz insanların böyle görebileceği, alabileceği, bakabileceği, yani şeyimiz yok. Böyle hani gizli saklı herhangi hiçbir şeyimiz olmadığı gibi. Yani insanlar rahatlıkla orada görebiliyor. Usta ne şekilde veriyor? Usta ne şekilde bu ürünü yapıyor? Ürünün kalitesi nedir? İnsanlar bunu da gördüğü için bu insanlara ayrıca bir güven sağlıyor. Yani gelen misafirlerimiz bunu rahatlıkla görebiliyor. Ya tabii ki hedefler bitmez. Biz ilk önce buradaki çok büyük yerler aşmaktan öte yaptığımız işten emin olup, yani emin adımlarla belki ikinci, belki üçüncü şubemizi de açmayı yapacağız. Tabii ki bu ileriki zamanlarda yapmayı düşünüyoruz. Ama bunun tarihini şu anda tabii ki belli değil. Bizim köfteci biz kurarken buradaki esnaf arkadaşlar işte ne koyalım dükkanın ismini ne koyalım? Ya bizim koyalım işte. Köfteci bizim olsun dediler. Sloganımız şu: uygun fiyat, kaliteli ürün, temiz, hijyen bir yerde insanlara hizmet verebilmek.